Ortaya karışıkta bu hafta başlangıçta Xavi-Barcelona buluşmasını değerlendireceğiz. Ara sıcakta hem Manchester derbisi hem de Milano derbisi konularımız arasında. Ana yemekte Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluk ilerleyişini ve Süper Lig'de rakipsiz olup olmadığını konuşacağız. Tatlıda da canımız Bundesliga var. Ortaya karışıklar, herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi ben Alp Özgen, Orhan Uluca'yla karşınızdayız ve yine Everything Little Little Into the Middle yapacağız. Bugün çok gurme bir menümüz var Orhan. Başlangıçta kara lahanalı mücverle başlıyoruz, yoğurtlu. Yani ben mücvere bayılırım zaten. Acayip sevdiğim bir şeydir. Ben de kara lahanalı denemedim, deneyeceğim. Denemedim ben de, ilk defa deneyeceğim. Bu yüzden merak içerisindeyim. Şu kısa bölüm başlangıcı atlatalım. Hızlıca. Daha sonra hızlıca. Sağ olsun. Farklı lezzetleri keşfediyoruz Yemek Sepeti uygulamasıyla beraber. Siz de keşfedin. Biz keşfedeceğiz birazdan. Aynen öyle. Başlangıçta Xavi Barcelona birlikteliğini konuşacağız. Şimdi nereden başlasak bilemiyorum ama zaten Koeman'ın, Everton döneminden de tanıdığımız Koeman'ın çok yanlış bir tercih olduğunu ben en başından beri savunuyordum. Sonrasında da giderek genlerinden uzaklaşan bir Barcelona ortaya çıktı. En sonunda senin daha önce bu programda da söylediğin gibi bir Real Madrid maçından sonra bir Barcelona teknik direktörünün "biz Real Madrid gibi büyük bir takıma karşı aslında iyi mücadele ettik" benzeri bir açıklama yapması zirve noktaya getirmişti Barcelona'nın geldiği takımı noktayı. Şimdi Xavi, en önemli soru Barcelona taraftarları için tüm dünyada. Barcelona'yı kendi otomatik ayarlarına döndürebilir mi eldeki mevcut kadroyla? Bak, iki tane kulüp söyleyeceğim sana farklı. Bayern Münih. Dünyanın en iyi yönetilen kulübü biliyoruz. Her zaman en iyi oynayan olmuyor. Neden? 70'li yıllarda kendi oyuncusu Uli Hoeneß yönetici oldu. Arkasından Rummenigge yönetici oldu. Arkasından şimdi Oliver Kahn geldi. Hasan Salihamidžić ve devam ediyor bu süreç. Ve kendi kaynaklarından besleniyor ve kendi kültürünü de bu şekilde daha da iyiye, yukarıya doğru taşıyor. Barcelona ise Bayern Münih'in aksine futbol konusunda hep kendi kaynaklarından beslendi ve hani bu Rinus Michels tepeye geldiğinde Johan Cruyff'la başlayan süreç, Guardiola, Luis Enrique'de onların evet, aslında La Masia B'de eğittiği, daha sonra belki Roma'ya, Celta Vigo'ya gitti ama arkasından da tekrardan şimdi Xavi'ye dönüş, yani Ricard keza aynı şekilde. Aynen. Ve böyle baktığın zaman aslında yine kurtuluşu kendi kaynaklarında, kendi geçmişinden ve kendi kültüründen buluyor. Şimdi Xavi hiç şüphe yok ki çok heyecan uyandıran oyuncu. Çünkü mesela ben zamanında, o zaman çalıştığım futbol dergisine sadece onun röportajını tamamını çevirdim ve yazı olarak bastım ya. O kadar değerli röportajları vardı. Hmm. Futbol hakkında makale her gibi zaman konuşuyor. Makale gibi fikri var. Yani şimdi alt saatten geliyor. Baktım ben Xavi öncesi. Lex bilmem ne takımına hiç geçemiyormuş alt saat mesela. 13 puan fark yiyor. Hep ikinci oluyor. 15. Xavi geldi. Geçen sene oraya 13-14 puan fark attı. Bu sene 8'de 8. Ve en önemlisi kazanmaktan ziyade kazanma biçimi onun için çok önemli. Evet. Tıpkı Guardiola'da olduğu gibi. Ve dolayısıyla Xavi ile beraber Barcelona tekrardan ayaklanacaktır. Ben yeterli, yani o futbol oynatmak için kadro kalitesine sahip olduğunu düşünüyorum. Yani en azından bu kadar kötü olmadığını ben tabii biliyorum. Tabii bir iki ekleme olacaktır. Mesela bugün Xavi Barcelona B takımındaymış. Çünkü madenin orada olduğunu biliyor. Guardiola belki de 100 yılın takımını yaratırken 2009-2011 Barcelona'sında şöyle bir baktığın zaman oradaki 100 milyona verilen oyuncu mu vardı? Para verdikleri tek oyuncu, faydalanamadığı tek oyuncuydu İbrahimovic. Doğru. En yani çok parayı harcadık. Belki bir David Villa'dan bahsedebiliriz. Thierry Henry bile o kadar etki yapmadı. Bir Messi'nin, hatta bugün Roma'da şeyde Lazio'da oynayan, bir sonradan giren Pedro'nun bile, Iniesta'nın, atıyorum bütün o Pique gitti Manchester'dan geldiler. Hep kendi altyapısından kurduğu 7-8 oyuncuyla inanılmaz işler yaptı. Bugün de Xavi gidip B takımına gidiyor. Çünkü sistemi, felsefeyi özümseyen futbolcularla beraber Barcelona tekrardan bence eski günlerine dönecek gibi geliyor bana. Çok doğru tercih. Nasıl bundan öncekiler yanlışsa, yanlışlığı da en önceden hissettirildiyse Xavi ile beraber çok iyi olacağına inanıyorum. Basın toplantısında mesela Guardiola da katılacakmış diye duydum. Öyle haberler geçiyor. Yani tanıtımla Barcelona'nın başına geçtiğine dair. Dünya futbolunda çok önemli bir isim ama ben Xavi'yi bütün Iniesta'dan, bak Messi'den, diğer bütün futbolculardan ayırıyorum. Futbola dair her zaman futbolcuyken dahi fikri olan, 21 yaşına dahi futbola dair önemli görüşler olan bir insandı. Haliyle teknik direktörlüğü de en çok merak edilen. Bu anlamda yöneticilik karakterini zaten görüyorsun. İdare edecek, evet, oyuncularla iletişimi konusunda da sıkıntı yaşamaz ki işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Yani
teknik direktörün o tutkuya sahip oldu mu ister istemez onu oyuncuya taşılıyor, onu ikna ediyor. İşte zaten idare etmek de çok ciddi bir şey ama ortaya ciddi felsefe koyduğun andan itibaren sonuçlar gelirse yönetmek de kolay olur. Doğru. Çünkü o çok önemli işte. Bir oynayan ve her hafta 4-5 atan bir takımda dışarıda kalan oyuncu ancak İbrahimovic olması gerekir böyle problem çıkarması için. Onun dışında problem çıkarmaz. Çıkaramaz zaten. Aynen. Gücü de yoktur. Teknik direktör güçlüdür o anda. Ben eldeki kadronun da yani şu anki tablo kadar karanlık bir tablo olmadığını düşünüyorum. Ya İspanya... Yani Memphis Depay, Frenkie de Jong, Ansu Fati, Dembele, İleştizan, Puig var. Yani gayet iyi bir kadro var. Pedri orta var. Sahası İspanya orta milli sahada. Takım orta sahası zaten. Aynen. Luis Enrique onlarla neler yapıyor görüyorsun. Yani aynen. İspanya milli takım orta sahası biraz daha baktığında ve Xavi... şey de güzel tabii yani. Savunmaya biraz çeki düzen vermesi lazım. Yani Langley ile Mingueza ile falan o iş biraz zor olacak gibi gözüküyor. Bakalım nasıl oynayacaklar. Biraz orayı toparlaması yani, lazım. Ben her zaman diyorum teknik direktörün oynattığı bütün içerisindeki her şey değişir. O da yani, doğru. O da doğru bak. Bu çok doğru bir tanım. Mesela sen şimdi Guardiola olmasa dersin ki City'de ya bu takımda golü kim atacak? Ama Guardiola oyunu oynattığı için böyle bir soru aklına gelmiyor. Doğru. Başka bir takımda çok basit bir örnek vereceğim ben. Her Emre Özcan'la bunu tartışıyorduk bazen Alp. Yani şimdi kötü giden teknik direktörün bıraktığı kadroya bakıp bir yorum yapmak doğru değil. Doğru değil, doğru. Bunun güzel bir örneği var. Şöyle sen daha iyi bileceksin. Frankfurt 5 attı Bayern Münih'e ve şöyle şeyler vardı. Boateng bitmiş, o bitmiş. Müller gitmesi gerekiyor artık. Ya hani bir teknik direktör değişti. O gördüğüm Boateng 7 kupalı 7 kupanın da içinde vardı. Her aynen. Maçta da ilk 11 çıktı. Aynen öyle. Bir yanda bitmiş diyorsun. Çünkü sana gösterdiği o. Oyna. Belki bir dokunuşla. Aynen. Şimdi doğru, bambaşka doğru. Olacak belki. O yüzden her zaman için yeni teknik direktörün yaratacağı yeni oyuncular olacak. Ve elbette oyun sistemi de bazı oyuncuları daha fazla büyütecek. Ama Xavi'nin bak röportajlarını böyle yani dünyada okumayı çok severim. Bütün herkesin Messi'ye en çok kızdığım nokta odur. Hiçbir şey söylemez. Doğru. Hiçbir şey konuşmaz. Maradona en azından futbol dışında bir... Tabii. Çok yani, özel bir karakter. Özel bir karakterdi. Canım. Yani bu karakter olmak başka bir şey. Bak Messi dünyanın en iyi futbolcusu ama o karakter olamadı. O yüzden hep eksik. Doğru. Yani Xavi... Hiçbir içerik bulamazsın Messi'de. Xavi'ye görünce böyle bir zeki bir futbolcu görüyorsun. Söylemlerinde de var, evet. Sözlerinde de var. Futbola dair. Geçen daha izledim. Hatta sevgili bizim editörümüz attı bana. O kadar güzeldi ki. Yani ben Xavi'ni çok merak uyandırıyorum. Hani bugün... Süper bir giriş yapsa, 20'de 20 galibiyet alsa kimse şaşırmayacak. Evet. Bakalım bir kere her şeyden önce Koeman'dan kurtulduğu için Barcelona iyi bir adım attı. Xavi ile de heyecan yaratıyor. Artık Barcelona'yı daha sıcak, daha yakından, daha bir merakla takip edeceğiz. Başlangıcı noktalayalım. Bakalım mücverlerimiz nasılmış. Ara sıcakla devam ediyoruz. Başlangıçta da söylediğim gibi çok gurme bir tercihler silsilesiyle karşı karşıyayız bugün. Tahinli falafel. Az önceki mücver güzeldi bunu söyleyeyim bu arada götürmüş bir insan olarak. Alp yemedi ama ben. yalnız bunu da ilk defa yiyeceğim. Yine güzele benziyor. Evet. Belki kıtırlarıyla yemem. Dediğim gibi her zaman yeni şeyleri severim. Evet bu yeni bir lezzet olacak. Eğer ki biraz iyiyse tahinli falan. İçeriği nohut bir kere ben nohutu severim. O yüzden güzel olacağını düşünüyorum. Bunun tadına ben de bakacağım. Bu bölümde ara sıcakta derbileri konuşacağız. Hem Premier Lig'de hem de Serie A'da derbi haftasıydı. Manchester derbisi ve Milano derbisi konuşacağımız konular arasında. Manchester derbisiyle başlayalım. City'nin sahadan sildiği bir United. Tamamen tek yönlü. Çok rahat. Bir galibiyet. Yani hiç varlık gösteremedi United. Bu ay benim asıl dikkatimi çeken ne biliyor musun? O derbiyi izlerken hissettiğim şey yani. Bu derbide bir rekabet olur değil mi? Mesela şimdi Trabzonspor'la Beşiktaş veya Galatasaray'la Fenerbahçe oynuyor. Hiçbir takımın teknik direktörü şunu demez herhalde. O taraflardan, derbinin tarafları şunu demez. Ya işte der ki Beşiktaşlar Sergen Yalçın bizim için dünyanın en iyi hocası. Diğeri der ki Abdullah Avcı bu kadar puan farkı en iyi hoca o. Fatih Terim dokunulmaz. Galatasaray der ki Fatih Terim Türkiye'nin en iyi hocası Galatasaraylar. İşte hepsi bir şey söyler yani. Fenerbahçeliler de Victor Pereira göreceksiniz der. İnanır. Bugün olmasa yarın olacaklar. En iyi hoca der. Ben inanmıyorum ki tek bir Manchester United taraftarı benim teknik direktörüm derbideki tarafın Guardiola'dan iyi desin. Benim takımım daha iyi desin. Bu kadar kabul edilmişlik iddiasızlık doğru bir şey değil. Tabii. Yani tüm dünya, bence Solskjaer dahil, Manchester United'in yönetimi dahil karşıdaki rakibin senden oyuncu kalitesi olarak değil. Sadece. Diğer bütün kalite açısından iki gömlek üzerinde. Doğru. Sadece oyuncu kalitesi değil. Ben bak Conte gelir dersin ki belki Guardiola iyi ama Conte şampiyon yapar dersin. Aynen.
Yani Tuchel'le Klopp zaten birisi daha üstün diyemeyeceğin takımlar. Conte ihtimali varken gitmesi, alınması gerektiğini düşünüyordum. Yani sen Solskjaer'le kötü olmazsın belki ama bu üçüyle yarışamazsın. Bu üçünden birisi, belki birisi kötü gününde olacak, diğer ikisi geçecek. Teknik adam çok şey yani bunu artık... Yani bu kabul edeyim. Şimdi bu derbinin ne futboluna, ne sonucuna, ne şeyine... Yani Manchester City, United'la değil de... Solskjaer, Guardiola kapışması. Ya hayır yani Ars şeyle, ne bileyim şey... Watford'la oynasa bile bu kadar kötü olmaz. Aynen bu, ancak bu kadar zorlanır. Ve şöyle bir şey okudum, istatistik okudum, çok acıydı bence. Duncan şey var, Alex biliyorsun o Opta'daki arkadaş. Eskiden onun şeyle... ...lerini veriyordum ben programlarda, sportta. Dedi ki, Manchester United'ın Premier League tarihindeki evindeki yenilgilerin %21'ini Solskjaer almış. Oo. Bu ne demek abi yani? Bu çok acı bir tablo. Yani... Bu çok acı bir tablo. 3-4 yıldır oradasın. 1992'den beri hesap et. 28 yıl geçiyor neredeyse. 29 yıl olacak. Ben başladığımda 25. yılını yaptım 2017'de. 29. yılı Premier League'in. Toplam iç saha mağlubiyetlerinin... 5'te 1'ini tek başına sen alıyorsun ve bunların çoğu da Liverpool'a karşı, City'ye karşı, ona karşı, buna karşı. Çok ağır bir tablo. Gerçekten çok ağır bir bilanço. Yani, bir de geldiği nokta bu yani. Bu kabullenilmişlik bence iddiasızlık Manchester United gibi Premier Lig'in ilk 15'i. Kuman'la Barcelona için konuştuğumuz gerçekler. Hayır aslında bir bakıma. Yani sen yenildiğin maçta başa baş oynayabildiğini düşündüğün için seviniyorsun. Bu yakışır mı Barcelona'ya yani, ya? Aynen öyle. Ya Fenerbahçe'nin en kötü Conte zamanında tribini... Galatasaray'ı yener. Galatasaray en kötü zamanında Fenerbahçe'yi yener veya yenmek için çıkar. Başa baş oynadım diye sevinmez. Conte treni çok kötü kaçtı. Orada... Çok kötü kaçtı Conte treni. Yani ve şu anda ne yapacaklar bilmiyorum. Bilmiyorum bir Erik ten Hag hamlesi gelir mi? Bu ara bir haber belki okudum. Erik ten Hag ve Mark Overmars'la Newcastle yatırımcılara bir görüşme talebinde bulunuyor ve Erik ten Hag reddediyor. Böyle bir iddia okudum. Yani şu an Newcastle'ı mesela şey de reddetti, Emery de reddettiği söyleniyor. Şöyle söylemek gerekir yani, ben anlamıyorum neden reddediliyor. Manchester City'nin futbol kültürü açısından bu para, sermaye gelmeden önce durumu şeyden daha iyi değildi. Newcastle'ın bir kültürü var ya, Newcastle önemli bir kulüp. Kulüp kültürü açısından, Premier Lig'de kulüp kültürü, geçmişi, her şeyiyle beraber bence hani... Belli de bir yardım ve iyi futbolcular gelecekse ki Florian Wirtz'i alacağını düşünüyor mesela. Hayır ben şunu çok merak ediyorum. Erik ten Hag nereye gidecek? Ya da bir yere gidecek mi acaba? Yoksa kesin hani... Kesin gider. Yani gitmesi lazım. Orada... Bayern Münih için bile... Bayern Münih ikinci takım... Daha gerçekten olmasaydı zaten. Evet ikinci gelmeden önce... Her zaman için adaylar arasındaydı. Evet. Olur ya Nagelsmann'la anlaşamadı. Çünkü Bayern Münih de çalıştı. İkinci takımında çalıştı. O ben hep şunu söylüyorum. Bayern Münih'in bir dezavantajı varsa bazı yetenekleri Bayern Münih'le olmadığı için almıyorlar. Bayern'in olmadığı için. Aynen. Yani mesela Nagelsmann'ın bu konuda Bavyeralı olması çok mesela büyük mesela Toni Kroos'un gidişi, Toni Kroos Bayern'li değildi. Evet. Bu her zaman bilinir. Mesela Müller'i niye bıraktı? 30 milyona Real Madrid'in hayatında yaptığı en büyük karlı alışveriştir. Tabii. Anlatabildim mi? Tabii, 30 tabii, milyona doğru. Bak şeyi bıraktılar. Normal değeri o zaman da biliniyordu. Ama mesela Tuchel mesela. Tuchel geçen röportaj verdi. Diyor ki Jupp Heynckes diyor Bayern Münih'e gittiğinde ben ağladım diyor mesela. Yani o kadar Gladbach'lı. Yani şey özünde. Herkes biliyor bunu. O Bayern olma, Bayern yeni diye bir şeyden bahsediyorlar her zaman için. Mesela Thomas Müller 6 yaşından beri. Philipp Lahm 6 yaşından beri. Yani bunların dedeleri de Bayern'li, şeyli de geliyor. Ve onlara çok büyük önem veriyor. Bunların çevresinde kuruyor takımı. Yani bu kültürden kuruyor. O yüzden de mesela Bayern'in olan her zaman bir avantajı oluyor. Mesela Kovac normalde Frankfurt'a kupa almış da Kovac, Niko Kovac normalde Bayern Münih teknik direktör adayı bile olmaması gerekir. Thomas Tuchel'in olduğu yerde ama Bayern Münih futbolcusu. Eski Bayern futbolcusu olduğu için. Hasan hemen... Salihamidžić yönetici mi yok? Yani, Hasan Salihamidžić alıyor adam. Çok daha üst düzey sportif direktörler varken Hasan Salihamidžić. Bunun şeyleri de var. Pozitif olduğu noktalar da var. Mesela tıpkı Bayern Münih'in teknik direktör seçiminde Luis Enrique mesela gider. Roma'da, Celta Vigo'da başarısız olur. 6 kupa alır. Mesela Koeman aslında herkes biliyor nasıl Everton'dan kovulduğunu, ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu. Hemen Barcelona alır, Xavi'yi alır. Yani ufak tefek şeyler var. Bu Bayern Münih'le Barcelona'da farklı bölgelerde kendi kültürüne aidiyet konusunda ciddi bir yatırımı aynen var. Çok da semeresini görmüşlerdir. Guardiola'ya hiç teknik direktör çalıştırmamış, takım çalıştırmamış bir adama. Tabii. Daha diye. Ne dedi bugün Guardiola? Xavi geldiğinde ben onun kadar tecrübeli değildim dedi. Ben o başa geçtiğimde. Xavi belli bir stajdan geliyor. Tabii ki en azından başka bir ülkede futbol oynattı istediği futbolu. Aynen. O yüzden böyle bir şey var. Yani kendi kültürüne ait olmakla ilgili bir durum var ama Newcastle bence çok net nerede olacağı gelecekte. Yani Erik ten Hag ise 11 milyon galiba bir çıkış bedeli var. Belki
Belki Manchester United için son çare. Bence de. Ben Amorim'i de beğeniyorum. Sporting'deki Ruben Amorim 36 yaşında. Oranın da Nagelsmann'ı. Aynen. 10 milyon verildi çok haklı olarak. Ama ben United olsam direkt Erik ten Hag hamlesini yapalım. Geçelim Milano derbisine. Milan, Inter. İki namağlup takım devam ediyor Serie A'da. Napoli de yenilmedi. Milan da yenilmedi. Inter de önemli bir fırsatı kaçırdı. Çok iyi başlayan, çok keyifli giden ama sonradan, ben de maçı anlattım dün, sonradan bayağı bir durağanlaşan bir derbiydi açıkçası. Hani bir ara dedim ki bu maç kopacak, hani bazı öyle çılgın maçlar vardır biliyorsun. Kopacak gidecek, çok anlattık seninle öyle maç, evet, özellikle. Evet. Leverkusen'le Dortmund arasında, Gladbach'la Bayern arasında. Dedim öyle bir yere gidiyor ama o penaltı kaçtıktan sonra, ikinci penaltı kaçtıktan sonra oyun birden durdu. Peki ben şeyi merak ediyorum, sana soracaktım. Şimdi takımın penaltısı tamam Lautaro Martinez ama ilk penaltıyı Hakan yaptırdığı için mi Hakan attı? Yaptırdığı için aldı. Bir de Hakan atmak istedi orada. Atmak istedi mi? Eski takımına karşı da, ya şimdi çıktı Hakan, ısınmaya başladı. Çok ciddi tepkiler gördü tabii Milan taraftarından. Orada da bir ekstra motivasyonu var. Ona da bir açıklık getirelim bu arada. Hani sosyal medyaya da bakıyorum, Hakan eski takımına gol attığı için sevindi diye bayağı ağır eleştiriler var. Hakarete varan eleştiriler var. Bu kişisel tercihtir. Sezon başında sözleşme imzaladığında basın mensupları sordular Hakan'a. Dediler ki eski takımına gol atarsan sevinir misin? Sevinirim dedi. Ya bu bir tercihtir. O onu tercih et. Ben sevinene de saygı duyarım, sevinmeyene de saygı duyarım. Yani bu kişisel bir tercih. Bunu şey yapamazsın. Ama milli ara öncesi Hakan'ın ben oyununu beğendim bu arada. Onu söyleyeyim. Hakan iyi oynadı. Maçın liderinden birisi. Ben de izledim maçı. O 1-0 mesela penaltıyı tek başına aldı. Tabii. Ön alanda baskı yere yaptı. Tabii oradaki geriye dönmek kadar... Geriye dönmek Kessiye'de değil. Kessiye'de yani öyle bak, bir Kessiye, hata. Nasıl yaptı? O takımın çok... en değerli oyuncusu bak. Ama Kessiye geriye dönmesi değil. Döndün ver. Geriye dönüp dripling yapması problem. Aynen öyle. Niye bir dripling yapıyorsun sen yani? Git kornere vur. Yoksa dön ver yani şey ver. Saçmalığa bak. Kalecine orada... ver. Şeye ver. Kanat bekine ver. Sola ver. Yok canım, bomboş arkası yani. Geriye döndün niye dripling? O işte yani ne kadar şey olursa olsun. O da en yalnız fazla. Yalnız ben Pioli'ye de hayran oldum. Onu söyleyeyim. Bir... Yani şimdi iki takım arasında dün sahada Theo Hernandez de yoktu Milan'da. Onun yokluğu bitirdi. Bence yenerdi Milan yoksa. Balotelli'yi aldı ya devre yani arasında oyundan aldı. Bence ayıp olmasın diye 45 dakika dayandı. Yani inanılmaz. Ya orada madeni buldu Darmian. Habire Darmian'a uzun top atıyorlar. Şimdi çok sayıda pozisyonu var Inter'in. Ve bence hani bir 60-70 dakika oyunu tuttu Pioli. Ondan sonra çok doğru hamleler yaptı. Merkezi güçlendirdi. Tonali yoruldu. Tonali'nin yerine Bakayoko'yu aldı. Yani orayı sertleştirdi. Krunic'i kenara aldı. Rebic hamlesi hepsi. Bir tek sadece Leao'yu bence biraz erken aldı. Kontra tehdidi olarak. Ve Leao öyle bir oyuncu ki böyle iki kere saçmalıyor. Üçüncüsünde muhteşem gol atıyor. Yani... Tabii canım 30 metreden çatalı asmayacağının garantisi yok yani onun. Sen her de, şey yapabilir. Evet, sen de söyledin mesela şuttan sonra çok iyi bir şuttu diye. Durduk yere hiç beklemedi noktada bir şut. Belki kalecinin... Ama bir şey soracağım penaltıyla ilgili. Ya ben o penaltı kolay kolay ben demem. Bana göre hep penaltı kaçırılır ama o kaleci kurtardı ya penaltıyı. O ne ya, örümcek adam gibi şöyle alttan tatarışan. Martinez'e hiçbir şey diyemezsin abi. Lautaro Martinez. Bak hem en köşeye vuruyor hem çok sert vuruyor. Sadece ben en köşeye vurulduğunda ters yani solak değilse, solaksa sağa, sağsa sola atarsan şansı olmaz. Kendi sağlaksa kaleci, sağına atıyorsan en köşeye de gitse kurtarma şansı İhtimali yine vardır. Var. Diğer taraf atsan onu ihtimali yok dersin yani. Ama kaleci iyi kurtardı yani. Ki bir de biliyorsun bu yedek kaleci yani. Manyan yok. 35 yaşında yani şey. İlk maçında berbattı Verona maçında. 2 maç, 3 maç batırdı çok yani. Çok kötüydü. Sonradan da son 2-3 maçlara çok iyi. Ama derbide şey var. İbrahimovic görüyorsun yani. 40 yaşında, 41 yaşında. İnanılmaz yani. Bence yine de şöyle bir şey var yani. Ne olursa olsun onu görüyorsun, yaşın etkisini de. Var. Olmaz yani mı? Şimdi eskisi gibi değil, biraz daha geriye gidip biraz daha sanki abilik, oyun kurucu, derinde oyun kurucu rolünde oynuyor. Milli takımda böyle oynardı. Milan'ın, Inter'in yine de bir yıldızlara ihtiyacı var. Maalesef ekonomik durum nedeniyle tabii, satmak durumunda kalıyorlar. Lukaku'yu satıyorsun, Eşref Hakimi'yi satıyorsun. Inter'in sattığı oyunculara baksana. Tabii. Ya dünya yıldızı kalmıyor. Ondan sonra tabii ki biraz zorlanıyorsun. Maddi durumu düzeltmeden... Az daha Martinez de gidiyordu topluma. Yani tabii, o hareketlilik olsaydı... Tabii ki. Ben ama yine de ben Milan'ı seviyorum. Şu anda en çok desteklediğim Sassuolo ile Milan. Milan'ın genç kadrosu Tonali'yi izleme keyif veriyor bana. Tabii. Örnek veriyorum. Kaç yaşında? 21. Leao öyle aynı şekilde. Theo Hernandez zaten bence o takım. Bence şu an Avrupa'nın 5 büyük ligindeki o bölgede en değerli 2-3 oyuncudan birisi yani. Yani bu şey kalıyor mesela ben o
Turay'ı oynatmam ya. Çok acemi hatası, acemiciğine. Yani çok kötü yerden. Çok büyük hatalar yaptı. Çok büyük hata. Ama sonuçta fırsatı tepti Inter. Tepti. Onu da söylemek lazım. Şeyi görüyorum sadece. Puan farkı duruyor şu anda. Inzaghi'nin mesela Lazio'da ilk yıllarında özellikle çok ciddi bir kontra futbolu oynattı. Çok iyi oldu. Burada da çıkışlarda ne kadar? O Darmian'ın penaltısında mesela çok iyi bir çıkıştı yine de. Tabii. Baskın hücum yapıyor. Çok güzeldi. Ama yine de dediğim gibi ben Juventus'tan daha çok heyecanlandırıyor beni. Hem Milan hem Inter. Tabii canım. Hatta Napoli. Serie A'da heyecanlandırmayan tek takım Juventus diyebiliriz hatta. Yani. Ama beni en çok heyecanlandıran takım da Verona. Yani Verona'nın şu andan itibaren sezon sonuna kadar her maçta gol atacağını iddia edebilirim. Abi çok az konuşuluyor. Her maç bir gol atar yani. Çok az konuşuluyor yani. Ona da bir değinelim kısaca. Ya bu Diego Simeone'nin oğlu Giovanni Simeone inanılmaz iyi. Çok. Yani yine golü bak attığı golü gördün mü? Belki basit gibi geliyor da hiç öyle basit değil, bir gol değil. Değil. O işte 4 gol attığı bir maçta hepsi muhteşemdi. 2 attı arkasından bugün yine şu anda. Sıradan gol atmıyor adam zaten ya. Çok heyecanlandırıyor. Bu arada onun da hani gizli şeyi Caprari. Ben de o tabii. Acayip beğeniyorum Caprari. Ben de çok beğeniyorum. Forvet arkası. Her takıma lazım bir tane ondan. Hadi bu kadar girdik Serie A'ya. Çok kısa Mourinho yorumu da yapalım mı? Mourinho. Bodo Glimt'ten 2 maçta 8 gol yedi. Bu hafta da Venezia'ya yenildi. Venezia ilk defa 3 gol attı bu sezon. Yani Mourinho her şeyi niye bahane etti bak. Jose, her şeyi. Jose Mourinho niye benziyor biliyor musun? Roma için söylüyorum. Ben kalkıp kendime Erik ten Hag tamam bu kadar iyi değilken Ruben Amorim almak varken niye Mourinho'ya? 3 katı 4 katı para verip Jose Mourinho'ya gidiyorsun. Tıpkı Galatasaray'ın Yaremçuk'a gitti 23 yaşındaydı. Almak varken Falcao'ya gitmesi gibi bir şey. Aynen. Sana verebileceği bu saatten sonra Mourinho en fazla iyi bir kadro bulursa idare eder. Ama devrimci futbolu bak Guardiola bile yaşlandı diyorsun. Düşün. Düşün yani şey yok. Herkes belli bir noktaya geliyor. O gençliğindeki şey yok. Şu anda Xavi alırsın. Barcelona gibi bir takım ne yaptı? Hiç tecrübesi olmayan bir futbolcusuna verdi takımı ya. Ve dünyanın en iyi takımını yarattı. Sıfır tecrübeli Guardiola. İşte Fenerbahçe'nin cesaret edemediği Emre Belözoğ hamlesi. Birazdan orada geliriz kabaca. Aynen. Önemli değil ama nedir o? Gençlere hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak güvenmekte fayda var. Futbolun kuralları çok hızlı değişir çünkü. Ayak uydurmak kolay değil. Ara sıcağı da noktalayalım, ana yemeğe geçelim. Ana yemekte devam ediyoruz. Ana yemekte Meksik'in rap var. Dürümün her türlüsüne varım. Raplerin de her türlüsüne varım her diyerek var. Noktayı koyuyorum yani. Burada da eğer iyi sos, yani iyi bir karışım olursa tabii. Bazen sadelik de güzel. Ama Meksika'da deyince aklıma hep acı sosları. Acı sosları seviyorum. Acıyı çok seviyorum zaten. Burada da ana yemekte de Süper Lig'i konuşacağız. Ben tek bir soru sorarak topu sana atacağım. Süper Lig'de Trabzon'u rakipsiz mi görüyorsun? Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarına umut vermiyor şu anda. Yani sadece şu anki puan durumundan bahsetmiyorum. Hem teknik adam düzeyinde hem de saha içi oyun performansı olarak Trabzon'daki özgüveni görmüyorum ben diğer üç camiada. Bak Trabzonsporlar bana çok şey söylüyor. Beşiktaş iyi oynadı dediğim için. Ama yani, iyi oynadı. İllaki o herhangi son dakikada diyelim ki o penaltı, bir penaltı verdi hakem. Önemli değil doğru yanlış olması. Beşiktaş kazanmış olsa o skora göre mi, son senedeki bir aksiyona göre mi yapacağız her şeyi? Ama Trabzonspor'un başka önemli özelliği var. Daha güzel bir özellik var. Şu an için Trabzonspor şampiyonluk adayı. Neden biliyor musun? Trabzonspor'da bir oyun ve oyuncu istikrarının yanı sıra kazanma kültürüne sahip. Tabii. Yani eninde sonunda Trabzonspor'u yenmek çok zor. Tabii. Ama Trabzonspor size her türlü yenme yani ihtimaline maç öncesine sahip. Saha içi disiplini var. Abdullah Avcı'nın oraya oturttuğu bir disiplin var. Neyin ne bir oturmuş düzen var. Ve bunu aşağı yukarı bugünlerde bir yıl oluyor tam geleli. Ve bir yıl boyunca ana plana çalışılmış ve bunun üzerine giden bir istikrar var. Şimdi bak, şu gün baksam, bak bugün baksam ben. Trabzonspor 10 puan daha maç sonu, sene sonunda kaybeder mi? Bırak yani diğerlerini, bütün maçlarını kazanmasını. Sene sonuna kadar Trabzonspor böyle giderse, büyük omurgadan sakatlıklar yaşamazsa, aynen. Uğurcan Çakır gibi. Bakayem, Hamsik gibi. Aynen. Omurgadan büyük sakatlıklar yaşamazsa, Berat 10 gibi. Puan Trabzonspor kazanır. Ve bir şey söyleyeceğim, çok enteresan. Futbollarına baktığımda işte Galatasaray bir iyi bir kötü. Ben şu an için Beşiktaş 10 puan geride ikinci şampiyonluk yarışında bulunacak takım Beşiktaş derim valla. Tabii. Beşiktaş bir Galatasaray'dan da Fener'den de çok daha iyi top oynuyor. Bir istikrarı var. Tabii. Yani bir sakatlıklar olmasa sakatlıklara rağmen bir oyun istikrarı aynen var. Aynen öyle. Ya Lokomotiv Moskova karşısında öyle oynuyor veya Antwerp karşısında inanılmaz oynuyor. Dönüyor Kayseri maçında. Ya bana bir insanoğlu Victor Pereira çıkıp karşıma
3-5-2 ben zaten önceden söyledim. Yani başlık attık ya 3-5-2-5 Fenerbahçe'yi kurtarır diye. Emre ile olan yayınımda. Hiç önemli değil ama sen bana bir önceki haftanın en iyi 3 oyuncusundan birisi olan Jose Sosa'yı kesmenin ve oyuna hiç almamanın bir sebebini söylesin Vitor Pereira. Ben de onu savunacağım ya. Çünkü sistem takımı, üçlü savunma yönetimi, her türlü bizim sempatimizi kazanacak içerikler var. Ama neden? Yani hangi insan oluyor, hangi kafayla? Sosa'yı niye kesiyorsun? Ya 15 dakikada oynatmadığına göre mantığını çözmeye çalışıyorum. Hani omurga diyorsun değil mi? Fenerbahçe'nin omurgası ne ya? Sürekli değişen 11'ler olur mu Alp? Galatasaray'da yani kadar... benzer durum var. Galatasaray bile biraz oturtmaya başladı omurgayı ama... En azından Fenerbahçe'ye göre daha çok değişmeyeni var diyelim. Aynen. Daha aynen. Çok değişmeyeni var. Aynen. Yani burada şeyi nedir o? Kerem oturdu, Halil daha iyi kötü... Orta üçlü oturdu ama yani bir anda Babel çıkıyor, bir anda Morutan dışarı çıkıyor. Hiç unutmuyorum, Thomas Tuchel'in bir röportajı vardı. Thomas Tuchel şey diyordu, nedir o? Mainz'teyken arkadaşlar, Klopp'un arkasından geldi. Çok bak önemli bu. Hatta benim blogda da yazı olarak var. Bir konuşmasını çevirdim böyle Thomas Tuchel'in. Borges'te yani şey var. Rule Breaker diye bir yazıydı. Şeydi, bir konuşmaydı böyle stand-up gibi. Ben diyordu artık diyordu şeyden sıkılıyordum diyordu. Maç öncesi yine ilk 11'inizde kaç değişiklik var diye sorulmasından. Çünkü bir bakıyordum 5 değişiklik var, 6 değişiklik var. Ama bunu söylerken şunu diyordu. Bu futbolun doğrusuna ters. Ama benim gücüm yok diyordu. Kadro gücün olmadığı zaman taktikle ancak karşı tarafı yenebilirim. Ve her maçta rakibin yansıması olan dizilimi sahaya çıkartıyorum. Ve her maçta farkında olmadan 5-6 oyuncu değiştiriyorum. Ama futbolun genel doğrusu belli bir oyuncu ve belli bir dizilim oturup onun gelişmesi için otomasyonu arttırmaktır der. Ama bunu zayıf takımla, orta sıra takımla yapamayabilirsiniz. Bayern Münih'te yaparsın işte. Yani büyük takımda aynen öyle. Büyük takımın değişmesi vardır. Şimdi bütün tarihe mal olmuş işte 2011 Barcelona'sı, 96-2000 Galatasaray veya 2007 Fenerbahçe'si. Şu son dönem Bayern Münih. Sozalı, Oğuzhanlı, Mario Gomez'li, Beşiktaş'ı, son dönem Bayern Münih'i hepsinin kadrosunu ezberlersiniz. Tabii. Geçen sene şampiyon olan kadroyu biz... Hadi söyle bir 11 Fenerbahçe'den. Aynen. Klopp'un Liverpool'u. Mane, Salah, Firmino değişmedi ya. Değişmedi. Wijnaldum merkezde, Henderson, Fabinho. Yani sakatlıklar hariç zaten sakatlıklar değiştiriyor. Bütün büyük takımlarda değişmez vardır yani. Galatasaray'ın değişmeyen savunması var. Yani savunma kilisi. Beklerimle değişiyor. Marka. Yani şunu söyleyeceğim. Bu açıdan bakarsak Trabzonspor ve Beşiktaş, skorlardan bağımsız söylüyorum bunu, gelecekte umut veren oyuna sahip. Fenerbahçe ve Galatasaray için belki devam ederse gelecek sezon iyi olabilir. Oturtmaya çalışıyorlar. O duygu zaman var zaten. Öyle. Bak ben bakıyorum Galatasaray taraftarında da Fenerbahçe taraftarında da bizim elde iyi bir oyuncu grubumuz var. Biz olacağız duygusu var. Yani o kimsenin de bu seneden beklentisi yok. Galatasaray'ı biraz şu kurtarıyor. Hani Avrupa, UEFA Avrupa Ligi'ndeki oyun ve performans Avrupa'dan bu sene beslenme derdinde. Ama bence hem Fener hem Galatasaray Avrupa'da devam eder inşallah. Çünkü Süper Lig'den bu taraftarların çok beklentisi kalmayacak bu gidişle. Yani kalmayacak gibi gözüküyor. Diyelim ana yemeği de noktalayalım, tatlıya geçelim. Tatlıyla devam ediyoruz. Tatlı da glutensiz ıslak kek arkadaşlar, var. Arkadaşlar ben ama gelen bütün yemeği aralarda götürdüğüm için hatta hiçbir şeye dokunmuyor. Sabah kahvaltı yapmış tabii. Biz maç izlemeye uyanıp zor geliyoruz buraya. Ya işte kurulu aile düzeni, evli olmanın avantajları. Biz kahvaltımızı kızı olmanın avantajları. Orhan sanki kıtlıktan çıkmış, açlık orucundan çıkmış gibi. Şu an bütün ne var ne yok çekirge. Abi bunu ben saklayayım da tamam ben bunu yiyeceğim yani. Bu arada yarısını yiyebildim dürümün. Lütfen Alpik'ine de dokunmayın onu da yiyeceğim. biliyorum. Benim dürümü de saklayın. Tatlıda canımız Bundesliga'yı konuşacağız. Nereden başlayalım? Freiburg ilk yenilgisini aldı. Bence Strahi iyi bir oyun oynattı yine. Olabilecek. Evet, eksikler de vardı biraz. Eksikler vardı. Tersem yani hücumda eksikleri vardı. Şeyden bahsetti mesela. Herkes şundan bahsetti. Bayern Münih biliyorsun normalde 5-6 atar herkese. Aynen. Burada bir ilk yarı, ikinci yarı şey dedi Goretzka. İkinci gol atmamız çok önemliydi dedi. Tabii. Çünkü insanlar bazen unutuyor. Karşımızda çok iyi bir takım vardı diyor. Çok. Christian Streich gerçekten isimlerden bağımsız tek başına Almanya'nın yani Burnley'de Schandach, Almanya'da Freiburg bunlar başka takımlar. Umuyoruz ki yani uzun süre kalan bir takımda baktığımız zaman Sivas Spor'la Rıza Çalınbay hem büyüklere kafa tutarlar hem ligde her zaman ortalamanın üzere performans gösterirler. Bu değeri sene de, ama zirve yaptı değeri artık. Değeri de az bilinir. Aynen. Bu sene zirve. Bu arada maçta
Kimmich'in bir geri kafa pası var ilk başta, maçın başında. Orada Höller karşı karşıya tabii, kaçırıyor Lucas onu Höller. Atsa Lucas Höller. Yani skor avantajını alsa. Gerçi bu Bayern Münih'ti. Maç sonu çok güzeldi arkadaşlar. Maç sonu diyorlar ki işte Streicher. Höller işte büyük takıma gider mi? Şampiyonlar Ligi için böyle Avrupa ile ilgili. Yani lütfen siz bırakın ya. Dortmund'la falan ilgilenin diyor. Şampiyonlar Ligi'ne gider mi gitmez mi? Benim oyuncumu bizim takımı da rahat bırakın diyor. Değil mi? Şeyle hiç ilgisi yok diye yani. Yok Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gider mi? Daha onun diyor gelişeceği 2 yılı var diyor, 3 yılı var diyor ya bırakın şeyle ilgili ama kendisini hiç şeye katmıyor. Bir de basın diyor siz her zaman yaptığınız gibi ufak da bir eleştiri var aslında. Dortmund'la Bayern Münih'le ilgilenin diyor. Bırakın bizi diyor. Evet yani hayır. Bizim kendi Avrupa'yla. Yağımızda kavrulalım. Dortmund demişken Dortmund'a geçelim. Dortmund içler acısı durumda. Ben yani sana ne dedim? Marco Rose geldiğinde o kadar program yaptık seninle Bundesliga'da. Veya Esport'un YouTube kanalında yine vardır bu arada söylüyorum. Thomas Tuchel'le ilgili ne dedim? Keza burada az önce Türkiye Süper Ligi'ni yorumlarken kabaca ne demeye çalışıyorum? Maraton koşmak diye bir değil. Maratondan kastım şu. Hmm. Thomas Tuchel oturttu mu 25 galibiyet alır arkadaşım arka arkaya. Evet. Bu da şampiyonluk. Seri galibiyet alma kültürü. Guardiola böyledir. Klopp böyledir. En önemlisi Thomas Tuchel böyledir. İkinci oldu. Çünkü kendisinden daha iyi seri galibiyet alan Guardiola'la Bayern Münih vardı Dortmund'dayken. Ama Thomas Tuchel o yüzden şampiyonluk adayıdır demiştim. Şimdi Marco Rose ise en baştan çok, gelmeden önce çok büyük ne dedim? Maç kazanır. Hedef maç kazanır. Belki Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürprizlere imza atar. Ki Şampiyonlar Ligi'nde de İşler iyi gitmiyor ama çok sakatlık var ya. Yani Haaland yok, Guerrero yok, Gio Reyna yok. Yani bir de bak bazı oyuncular var, bu takımda ne işi var diyorsun ya. Yani olacak iş değil gerçekten. Yani Paslak mesela. Yani Paslak Dortmund'da oynuyor. Pongracic aldı. Yani ki Pongracic beni çok şaşırttı. Bu kadar kötü oyuncu değildi. Dortmund forması ağır geldi herhalde. Ben bir şey söyleyeyim. Pongracic şunu demiş mesela Wolfsburg'dayken. Bence bu başlı başına bir kriterdir. Pongracic diyor ki Van Bommel'e geldi zamanı veya şeyde. Beni gönderin. Artık verimli olamıyorum. Ben kişisel olarak Pongracic'in gerçekten yetenekli bir oyuncu olduğunu. Aynen. Biz ama beğenmiştik ilk mental başında. Mental olarak belli bir seviye aşamıyor. Bu çok önemli bir soru. Büyük problemi var. İkincisi. Eli ayağı titriyor ya. Evet. Dortmund'da oynarken yani, Pongracic. Şampiyonlar Ligi'nde gördün mü? Abi berbat. Berbat. Yani, gördüm tabii. Biliyorsun Ozan yerine alındı o. Pongracic yani. Ozan Kabak yerine alındı. Yani şunu söyleyeceğim. Ben Marco Rose beni o konuda ikna etmiş değil. İkna etmesini bekliyorum. Değişebilir. Bak Mainz'ın başındayken sürekli 11 değiştiren, sürekli oyun felsefesi değiştiren Tuchel, Dortmund'a bir geldi. Hiç bozmadan aynı maçları, aynı seriyi aldı. Çünkü orada başka bir... Bir teknik direktör sürekli sistem değiştiriyorsa kovulmaya yakındır. Sürekli oyuncularına şikayet ediyorsa kovulmaya yakındır. Doğru. Kesin. Ricard'a bir bakın 4-3-3 oynamış. Atıyorum kariyerinin Barcelona'nın şeyinde son 10 maç 7 farklı sistem denemiş. Bu gitmeye yakın olduğunun göstergesidir. Şişeye girelim. Dortmund'a. Büyük takım sürekli olarak 1-3'lü, 1-4'lü, 1-2 bunlarla yapamazsın. Otomasyondur. Seni seri galibiyete götürecek olan otomasyondur. Trabzonspor 5 yaştan çok daha iyi oynamadı. Ama kazanmayı hak etmedi diyemezsin. Evet. Bir seri yakalıyor Abdullah Avcı'da. Belki 2 tane bir derbiyi kaybedecek Trabzonspor ama şampiyon olacak. 10 puan belki kaybetmeyecek bile. Çünkü küçük takımları sürekli yenmek, buralara takılmamak meseledir. Bu konuda ben Marco Rose'ye en başından beri güvenmiyorum. Bak yarın Dortmund'un başında eleme maçlarını geçip Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir ama ligi kazanacağı çok zor. Çünkü zaten çok zor. Bayern seri galibiyet yakalayabilecek bir sistem. Aynen. Sürekli rakibe göre taktiksel analiz değiştiremezsin. Büyük maçlar için geçerlidir bu sadece. Orada bile kendi otomasyonunu sekteye uğratırsın. Anlatabildim mi? Galatasaray'ın da bence. Galatasaray almışsın sen Lokomotiv Moskova'dan gazı. Ya yürüsene aynı 11'le. Başkaları yürüyemeyebilir. 30 yaş ortalaması. Senin yaş ortalaman 22-23. Morutsan ölecek mi yani ikinci maç üst üste oynasa? Ben anlamıyorum ya. Bu kadar çok değişikliği zaten hiç anlamıyorum. Yani son olarak Bundesliga'da Kohfeldt'i soracağım. Evet bir şey soracağım son olarak. Ya en son Pedri ile Joshua Kimmich dediler ki artık 50 maç üst üste oynayıp artık alın bir dinlendirin dediler. Adamları 60 maç üst üste bir kere dinlendiriyorlar. Sen gencecik oyuncu 2 maçta bir dinlendiriyorsun. Ya da otomasyon yok her maça farklı olmuyor. Farklı. O zaman geçmiş olsun derim. Bugün kazanırsın yarın kazanamazsın. Kötü oynadığında da kazanırsın. İyi sürekli daimi 11'in varsa. Tabii aynen öyle. Bak Trabzonspor yarın bugün iyi oynamadığı çok maç var ama kazanmıştır. Kurtarmıştır yani. Tabii, o yüzden bu ligin şampiyonluk adayı 2 tane. Bir Trabzonspor'sa bir aksilik olmazsa ikincisi Beşiktaş. Benim gördüğüm o istikrar yakalayacak olan. 10 puanda fark varken bunu söylüyorum bu arada. Kohfeldt'i soracağım son olarak. Erken hamle yaptılar. Van Bommel'i gönderdiler. Orada çok akıllı bir adam var diyorum. Schmadtke başarısı oldu. Schmadtke'nin bak çok uzun süre konuştuk. Yok Schmadtke arkadaşlar
Hannover düşmeye oynuyordu ya. Bir geldi Schmadtke, 19 yıl sonra Avrupa'ya götürdü Slomka ile beraber. Köln de aynı şekilde inanmaz. Schmadtke anında anlar işin olup olmayacağını. Ben mesela Schmadtke'ye öyle güvenirim ki Van Bommel 4'te 4 yaparken gönderse bile bir şey var. Yani ben Ulu Hönes'ten sonra en başarılı menajer olarak görüyordum onu. Sportif direktör olarak. Tabii ki Max Eberl var. Şimdi sportif direktörün de bir üstünde. Çok konuşulmuyor. Zaten. Tabii artık ya... Şöyle bir şey düşün yani yine Uli sportif Hönes'i direktör. Gibi oranın artık. Yine sportif direktör aslında. Eski sportif direktörler böyleydi çünkü. Nasıl oluyor? Altında bir sportif direktör Marcel Janssen var. Yani bir yönetim kurulu oluşturuyor. Aynen. Anlatabilir miyiz? Tepede bütün organizasyonun ama tepesi. Ama gönderen o getiren o bana güven ya. Tabii. Schmadtke varken orada Marcel daha futbolculuğunu biliyorum ben onun da kendine gelmesi sürer. Aynen. O yüzden... Son olarak söylüyorum, doğru zamanda gönderildi. Florian Kohfeldt her zaman yetenekli antrenör olarak geçer. Bremen'de fazla kalması problemli. Hem onun için hem takım için. Aynen. Ama yetenekli teknik direktör olduğu bilinir. Bakalım o potansiyeli açığa çıkaracak mı? Aynen. Salzburg'u yendi, burayı yendi, orayı yendi. Tabii. Yani 3'te 3 de başladı. Arkası da gelecek gibi gözüküyor. Bir de şimdi Weghorst da döndü ilk 11'e. Enmeca inanılmaz formda. Evet, İyi bir kadro milli, var. Lucas Meha milli takıma da girdi. Evet. Ve şunu da unutmayın. Sportif direktör iyi izler. Oyunu dinlendirmesi Weghorst yüzünden gitmiştir yani Van Bommel'da. Var ya bir iki sebebi var ama daha uzun açıklarım. Onun röportajını okudum. Neden gönderildiğine dair. Beklendiği gibi agresif lider olamadı. Yani futbolculuğundaki saha içi liderliğini saha dışında. Mesela o yenilgi sonrası daha büyük tepkiler, daha iyi yönetim bekleniyordu. Öyle çıkmadığını söyleniyor Van Bommel'in yani. Biraz fazla rahat, fazla vesaire gibi. Schmadtke'de baktı bu tabii, iş gitmeyecek. Erkenden teşhisi koydu. Evet bu hafta da ortaya karışı noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.